Günaydın arkadaşlar. Bilim ve bilimsel araştırmada bazı kavramları, kuramları, yöntemleri, ilkeleri gözden geçireceğiz. Pozitivist olgucu bilim yaklaşımı ve buna yönelik eleştiri, Karl Popper'ın yanlışlanabilirlik kuramı, Thomas Kuhn'un paradigma ve yorumlayıcı bilim yaklaşımları, sosyal bilimler, günümüzde bilim ve toplum konularına değineceğiz. Bilim nedir? Pozitivist, olgucu bilim dediğimiz yaklaşım nedir? Yorumlayıcı bilim, sosyal bilimler nedir? Günümüz toplum ve bilim ilişkisi nasıldır? Bu konuları gördüğümüzde bilimsel araştırmaya dair bilimsel araştırmanın ne olduğunu öğrenmiş olacağız. Gerçekleştirdiğimiz ya da incelediğimiz bilimsel araştırmalarda öğrendiklerimizi kullanabilecek noktaya geleceğiz. Bilim ve diğer bilim türleri, bilgi türleri arasındaki ilişki, bilimin günümüzde nasıl en prestijli bilgi dalı olduğunu, bilgi üretme bakımından, önceden gelenekler, yaşlı insanların deneyimleri, inançlar gibi farklı bilgi türleri varken, özellikle son 200 yıldır aydınlanmayla beraber kanıtlara, ispatlara dayalı yeni bir bilgi türü olarak bilimin ortaya çıktığını ve geçerli olduğunu biliyoruz. Paradigma bir düşünceler bütünü olduğundan dolayı bundan yararlanarak tek bir bilim anlayışı yoktur. Pozitivist bilim, olgucu ve yorumlayıcı bilim, eleştirel bilim anlayışına kadar çeşitli yelpazede bilim kavrayışları dünyada bulunmaktadır. Bu iki anlayışın temel özellikleri arasındaki farklılıklar anlam ve açıklama açısından farklar vardır. Pozitivist sosyal bilim daha çok incel biçimde yürütülürken, yorumlayıcı sosyal bilim nitel araştırmaların konusunu oluşturmaktadır. Bilim Latince bilinen şey scientia ya da bilgi anlamına gelen bir kelimeden türetilmiştir. Modern anlamda da 17. yüzyıllarda sosyal ve siyasi değişiklikler sonucunda doğayı ve toplumu anlama açıklamaya başlayan insan, dinin yerini alan bir düşünce biçimi olarak bilim ve bilgi öne çıkmıştır. Uzun çağlar boyunca, karanlık dönemler boyunca felsefeyle iç içe olan bilim, ondan ayrılmıştır, onun içinden çıkmıştır ve parça parça haline getirerek parçalardaki gerçeği anlayıp tamamına yönelik bir yorum yapmaya çalışmaktadır. Bildiğimiz gibi felsefe büyük fotoğrafı bütünü yorumlamaya çalışır. Yaşamın anlamını, yeryüzündeki yaşamın, niye burada olduğumuzu gibi büyük sorulara büyük fotoğrafa yanıt verir. Bilim bu büyük sorunları parça parça işte kimyayla, fizikle, matematikle bölümlere ayırarak araştırır ve anlamaya, açıklamaya, kuram üretmeye çalışır. Modern toplumların en itibarlı kurumu bilimdir. Her şeyden önce bir sistematik bilgiler kümesidir ve mantıksal, olgusal bakımdan birbiriyle ilişki içinde olan bir bütünü oluşturmaktadır. Bilinçli ve akıllı bir varlık olan insan, sahip olduğu farklı bilgi türleriyle dünyada karşılaştığı nesneleri, olguları anlamaya, bilmeye yönelmiştir. Bu nesneler arasındaki etkileşim süreçleri ve insanlar arasındaki etkileşim süreçleri
bilgi adı verilen kavramı ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda bilim, felsefe, gündelik bilgi, edebiyat, sanat, din, büyü birer bilgi türüdür. Fakat bunların bilim haline gelmesi için kanıtlarla desteklenmesi lazım. Örneğin şimşek, yıldırım düşerken, yoğun yağmur yağarken o anki duygularımızı kağıda döküp şiir yazabiliriz. Ancak bilimsel olarak şimşeği anlamak ve açıklamak istiyorsak, onun ne olduğunu, yağmurun ne olduğunu tanımlayan bilimsel kavramlar, kanıtlar, bunu açıklayan önermeler kullanmak zorundayız. Şimşekler hakkında veri toplayıp gözlemler yapabiliriz. Önce ve sonrasında meydana gelen değişimleri belirleriz. Önce gök gürültüsünün geldiğini, örneğin sesin daha hızlı, önce ışığın geldiğini, sesin ışığın daha hızlı olduğundan dolayı sesin arkadan geldiğini, daha hızının yavaş olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıldırım şimşekleri sınıflandırabiliriz. Bu çerçevede baktığımızda bilgiyi büyü, fal, din, edebiyat, sanat gibi diğer bilgi türlerinden ayıran temel ölçüt, bilimin konusunun empirik dediğimiz nesnel gerçeklik içeren gözlem ve deneye dayanan bir yapısı olmasından ileri gelmektedir. Empirik görgül olmak demek, bilimin konusunu oluşturan olay ya da nesnelerin gözlemlenebilir. Empirik dediğimiz zaman gözlemlenebilir, gözlem deneye uygun anlamına gelmektedir. Bilimsel yaklaşımla insanın gündelik yaşamında başvurduğu pratik akıl arasında sıkı bir ilişki vardır. Örneğin ekonomik kriz sonucunda ortaya çıkan çalışanların işten çıkartılması gibi olaylara bilimsel yaklaşmak, kavramlar geliştirip açıklamalar ortaya koymak mümkün müdür? Herkes ekonomik krizden sonra çalışanların işten çıkartılmasını, işletme sahipleri, yöneticiler, gazeteciler, işçiler kendilerine göre yorumlamaktadırlar. Kendi taraflarından nasıl görünüyorsa o şekilde yorumlayacaklardır. Bununla birlikte bilimsel bilgi ile günlük pratik bilgi arasında üç temel fark vardır. Gözlem, sınıflama, kavramlaştırma, yorumlamada daha sistematik, daha formal ve kesindir. Bilimsel bilgi, gözleme dayanarak konusunu oluşturan olay ve nesneleri, olguları kavramak, tanımlamak, sınıflandırmak üzere çözümleyerek betimlemek bilimin temel işlevidir. Bulgularını eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutar. Günlük pratik analiz, kısa dönemli gündelik yaşamın pratik uygulamaları ile günlük bilgi ilgiliyken, bilim pratik ihtiyaçların ötesinde elde ettiği bilgileri genelleştirmeye çalışarak bilgi bütününü oluşturmayı hedeflemektedir. Çeşitli düzeylerde gerçekleşmiş ilişkileri genellikle bilimsel yasalar, kuramlar biçiminde dile getirip sistematize eder ve bunlardan hareketle olguların gidişatı, geleceğe dair öngörülerde, kestirimlerde bulunmak mümkün hale gelir. Kısaca bilimsel faaliyetin amacı, incelenen konudaki olguları tanımlamak, olgular arasındaki nedensellik ilişkilerini kurmak,
ve bunları genelleştirip kuramlar içinde toplayarak bilimsel kanunlara ulaşmaktır. Olaylara dayanma, tarafsızlık, eleştiriye açık olma, yanılma olasılığının kabulü, düzeltilebilirlik bilimsel düşüncenin temel nitelikleri arasında bulunmaktadır. Bilim insanının amacı sadece bilgiyi toplamak ve biriktirmek değildir. Sorunların neler olduğunu ve nasıl çözümlenebileceğini araştırmak ve bunları bulmak bilimin temel işlevleri arasındadır. Bilinenlerin yardımıyla bilinmeyenlerin bulunması ve bilindiği sanılan konuların daha iyi anlaşılabilmesi ve açıklanabilmesi için de yeni bilgilere gereksinim duyurmaktadır. Bilim soru sormaya, sorgulamaya dayanan bir iştigaldir. Bilimsel faaliyet kendine göre bir gelişmesi, ayrı bir dili ve kendine özgü kuralları olan bir alanda meydana gelmektedir. Bilim, insana belli sınırlar içerisinde doğayı ve yaşamı denetleme olanakları sağlamaktadır. Bütün bu aktardığımız bilgiler esasında pozitivist, olgucu bilim anlayışına uygun düşen anlayışlardır. Bununla birlikte pozitivizmden başka pozitivizm ötesi olarak nitelendirilebilen bilimsel yaklaşım, postmodern yaklaşımlar da son yıllarda ortaya çıkmış, önem kazanmıştır. Pozitivist bilim anlayışının kökleri 15. yüzyıla Rönesans yeniden doğuş dönemlerine kadar gitmektedir. Metafiziği insan bilgisinden dışlamak ve deneysel bilginin gücünü artırmak hedefiyle özellikle 17. yüzyılda Galileo'nun ölçülebilir nesne olarak gözlenen olgular ve bunlara ilişkin kantitatif sayısal nicel açıklamaları pozitivist bilim anlayışını güçlendirdi. Galile görüntüyü 30 kat büyüten teleskobu yapınca dünyadaki bilimsel anlayışlar tamamen paradigma, geleneksel anlayışlardan, gündelik bilgiden, dini bilgiden, bilimsel bilgiye doğru kaymıştır. 18. yüzyıllarda Avrupa'da ortaya çıkan özellikle İngiltere kökenli David Hume, Fransa'da Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, John Locke gibi filozoflarla Almanya'da Immanuel Kant, Hegel gibi büyük filozoflar, Schopenhauer, akıl çağı bunlarla başlamıştır. Aydınlanma, aklın ve mantığın egemen olduğu akılcı bir dünya, rasyonel dünya yaratmayı amaçlamıştır. Akıl ve mantık yoluyla gerçeğin bulunabileceğini ve gerçeğin insanı özgür kılacağına inanılmıştır. Aydınlanma, insan mutluluğunun aklın ve toplumsal doğal düzeni uygulanmasıyla elde edilebileceği varsayımına dayanmaktaydı. 1787'de Isaac Newton yer çekimini bulunca matematikte, fizikte, kimyayla, matematikli bilimle, biyolojiyle açıklanan bir evrenin saat gibi işleyen bir mekanizma olduğu mekanik evren anlayışı öne çıkmıştır. Pozitivizm, olguculuğa göre bizim dışımızda bağımsız, sosyal bir dünya vardır ve buna ait özellikler, nesnel yöntemler kullanılarak ölçülmelidir. Burada gerçeklik dışsal ve nesneldir. Bilgi, bu dışsal gerçekliğin gözlemlerine dayalıysa gerçek bilgidir. Pozitivist, olgucu bilim anlayışının dayandığı temel varsayımlar şunlardır. Bir, bilimsel bilgi ilerlemeci, kümülatif bir bilgidir. 2. Bilimsel bilgi tek meşru bilgi kaynağıdır. Metafizik iddialar, değer yargıları ve kanaatler meşru bilgi kaynağı değildir.
Üçüncü olarak gözlemlenebilir verilerin derlenmesi, değerlendirilmesinde, kuram oluşturulmasında, normatif bakış açılarına, değer yargılarına, kanaatlere ve kişisel bakış açılarına yer yoktur. Dördüncü olarak meşru bilgiye ancak mantık ve matematiği kullanarak doğa bilimlerinin yöntemleriyle ulaşılabilir. Kavramlar gerçeklerin sayısal olarak ölçülmesini olanak tanıyacak şekilde işlevsel hale getirilmelidir. Bilimin amacı neden-sonuç ilişkilerini açığa çıkarmak ve bu düzenlikleri açıklayan bilimsel kanunları, kuramları ortaya koymaktır. Pozitivizm dediğimiz olguculuğun temel hedefi felsefi spekülasyondan bilimi kurtarmak ve felsefenin insanlar niçin doğar, adalet nedir, yaşam nedir, yaşamın anlamı nedir gibi büyük fotoğrafla ilgili biraz spekülatif sorularını daha somut spekülasyondan uzak bilimsel deney gözlemlerle anlayışları ortaya koyan sorulara net yanıtlar bulma arayışıdır bilim. Buradan hareketle bilimselliğin ölçütü olarak doğrulanabilirlik ilkesi geliştirilmiştir. Bu ilkeye göre bir önermenin doğru olup olmadığı, bu önermeye ilişkin öngörü, duyumlar, gözlemler, deneylerin sonuçlarına bağlıdır. Bir önerme gözlemlenebilir değilse doğruluğu da belirlenemez. Burada insan zihninin nesneleri objektif olarak algıladığı varsayılmaktadır. Mantıkçı pozitivizmin iki kuramsal çıkış noktası vardır. Bu akım ilk başta felsefi spekülasyona, özellikle Hegelci metafiziğe bir tepki biçiminde ortaya çıkmıştır. Ve pozitivistler, olgucular, felsefi spekülasyonun herhangi bir bilimsel işlevi olmadığına inanmış, bunun karşısına bilimsel deney çıkarmışlardır. Onlara göre Galile ve Newton'dan bu yana doğa bilimlerindeki sürekli gelişmeye karşılık metafizikte böyle bir gelişme ortaya çıkmamıştır. Gelişim ve deneylerden yararlanan metafizik değil de bilim olduğuna göre bunların arasında çok önemli bir fark olmalıydı. İkinci olarak bu pozitivizm belli bir bilim dalına, fiziğe özgü bazı sorunların çözümüne yönelmiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısında çeşit atomları ya da en temel parçacıkları varsayan bazı kuramlar önemli bir rol oynamıştır. Sorun bu parçacıkların gerçekten var olup olmadığıydı. Çünkü bunları gözlemlemek olanaksızdı. Mantıkçı pozitivizmin olguculuğun babası sayılabilecek bir yana da sırasıyla matematik, fizik ve felsefe profesörlüğü yapan Ernst Mach, 1838-1916 arasında yaşamış büyük bilim adamı bu soruna kesin bir çözüm bulmaya çalışmıştır. Masalar, sandalyeler, eşyaların gibi nesnelerin görece değişmez nitelikteki duyumlar karmaşasından ibaret olduğunu ileri sürmüş ve Mach'e göre gerçek nesne diye bir şey yoktu, yalnızca duyumlar vardı. Hayal görmekle gerçek nesneler görmek arasında fark şu şekilde açıklanabilirdi. Hayal görme halindeki tıpkı gerçek nesneleri görme halinde olduğu gibi art arda gelen bir duyumlar dizisi söz konusudur. Ancak hayal halinde bu dizi bir süre sonra kesilir. Duyumların kesilmeyip devam etmesi durumunda gerçek nesneleri görme söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla hayal görmekle gerçek nesneleri görmek arasında özce çok büyük bir fark yoktur. Yalnızca duyumlar arasındaki işlevsel ilişkiler vardır. Benlik duygusu da böyle bir işlevsel ilişkiden başka bir şey değildir. Bilinç dediğimiz olgu. Bu elbette ki bilimin varsaydığı tüm diğer şeyler için de geçerlidir. Böylelikle atomların gerçekten var olup olmadığı sorusu ortadan kalkmış ve yerini işlevsel ilişkileri olan duyumlar var mıdır sorusuna bırakmıştır. Yani Ernst Mach'e göre atomların varlığı duyumlarımızın belli bir düzeni izlemesinden başka bir anlam taşımaz. Karl Popper'un büyük İngiliz bilim adamı yanlışlanabilirlik falsification ilkesinde doğrulanabilirlik ilkesine en köklü eleştiri getirmiş ve ona göre bir kuramın doğruluğunun ölçütü gözlemlenebilir empirik yönden ne ölçüde desteklendiğine değil hangi görgül bulgu karşısında yanlışlanabileceğinin önceden bilinip bilinmemesidir.
Yanlışlanması imkansız bir düşüncenin doğruluğunda ispatı da olanaksızdır. Bir bilimsel kurama uymayan empirik veriler hemen her zaman bulunabilir. Dolayısıyla bilim doğruların birikmesiyle değil yanlışların ayıklanmasıyla gelişecektir. Karl Popper tüme varımın mantıksal olarak imkansızlığı içerisinde bunları belirtmiştir. Pozitivizme göre tüm bilimsel kuramların gözlemlenebilir nesnelere dayanması gerekmektedir. Ancak anlamlı bir önermenin kesin olarak doğrulanabilmesi gerekir. İlkesine uygun olan önermelerin her zaman doğrulanamayacağı düşünülebilir. Örneğin bütün cisimler Newton'un yerçekim yasasına bağlıdır türünden bir önerme, doğrulanabilirlik ilkesine uygun, gözleme dayanan anlamlı bir önerme olarak görünse de evreni sonsuz olarak varsaydığımıza göre bütün cisimlerin bu yasaya bağlı kalıp kalmadıklarını araştırmak olanaksızdır. Bu durumda gözleme dayanan anlamlı önermeleri metafizik önermeler gibi değerlendirmek gerekecektir. Burada başka bir sorun çıkmıştır. Thomas Kuhn'un paradigma kuramında ise çağımızın önde gelen bilim felsefecilerinden Kuhn paradigmayı bir fikirler düşünce bütünü, düşünceler bütünü biçimde açıklamıştır. Bir bilimsel topluluğun kabul ettiği genel kuramsal varsayımlar bunların uygulanmasına dair teknik kanunları içermektedir. Kuhn olağan ve normal bilim ile devrimci bilim arasında bir ayrım yapmıştır. Normal bilimde bilim insanı kabul edilmiş kuramsal bilgiye sahiptir. Rutin deneysel prosedürleri takip eder. Bilimsel devrim normal bilim krize girdiği zaman başlamaktadır. Kriz eldeki paradigmaya göre aykırı olguların hissedilmesiyle kendini göstermiştir. Ancak paradigma doğrusunu açıklamayan ya da anlamlandırılamayan olguların izlenmesi kendi başına paradigma değişikliğine neden olmaz. Kuhn'a göre normal bilimde bir paradigma hiçbir zaman sadece mantıksal veya rasyonel gerçeklerle kabul edilmez. Yeni bir paradigmanın eskisinin yerini almasında yeni bilimsel devrim döneminde siyasi ve sosyal etkiler bir meslek grubu olarak o bilim dalının kabul edilmiş gelenekleri bilimcinin kişilik ve psikolojik yapısı da önem taşımaktadır. Thomas Kuhn'un bilimci, akılcı olarak seçilmiş deneysel çerçevelere dayanan, yavaş yavaş artan bilgi birikimi olarak gören yaklaşımını reddetmiştir. Kuhn'a göre farklı paradigmalar farklı açıklama yöntemlerine bağlıdır. Öte yandan değişik paradigmaların birbirleriyle kıyaslanamayacak kadar farklı standartları vardır. Değişik paradigmaları karşılaştırıp bunun diğer paradigmalara nazaran incelenmesi açıklandığını ifade eden ortak ölçütler olmadığından paradigmalar arasında ölçülemezlik söz konusudur. Yani farklı paradigmalar farklı varsayımlardan hareket eden farklı sonuçlara ulaştığından karşılaştırma mümkün değildir. Bilimsel devrim sonucunda ortaya çıkan yeni paradigma kendisinden öncekiyle karşılaştırılamaz ve eş biçimde ölçülemez. Kuhn, paradigmalar arasındaki mücadelenin kanıtlarla çözülebilecek bir rekabet olmadığını vurgulamıştır. Dolayısıyla rekabet halindeki paradigmaları rasyonel olarak değerlendirecek dışsal ölçütler yoktur. Farklı kuramların taraftarlarının farklı dil konuşan topluluk üyeleri gibi olduğundan bunlarda karşılaştırılamazlık ve ölçülemezlik iddiasından vazgeçerek paradigmalar arasında iletişimin imkansız olduğu kabul edilmiştir. Bunun sonucunda farklı paradigmalardan yararlanarak araştırma yapmak mümkün olmaktadır. Zaten önde gelen bilim insanları çalışmalarında paradigmalar arasında köprü kurabilmişlerdir. Diğer bir kategoride pozitivist ötesi yani yorumlayıcı sosyal bilim yaklaşımında bunu savunanlara göre kuramlar doğadan, kavramlar olaylardan türetilemez. Düşünce ile dış dünya, bilimsel kuram ile olgu arasındaki ilişki bir denklik ilişkisi değil, bir oluşum ya da kuruluş ilişkisidir. Pozitivist akılcılığa alternatif olarak yükselmeye başlayan olguculuk ötesi yaklaşımın kökleri 20. yüzyılın başlarından 1900'lerde fizik ve diğer temel bilimlerde meydana gelen bir takım önemli gelişmelere dayanmaktadır. Buradan hareketle evrende hiyerarşi değil, heterarşi olduğu iddia edilmektedir. Yani sistemler
piramitsel, hiyerarşik değil, önceden kestirilemeyen düzenlerdedir. Düzen, düzensizlikten, kaostan doğabilmektedir. Pozitivizm ötesi bu yorumlayıcı görüşler tek ve mutlak bir doğrunun olmadığını savunmaktadır. Bu görüşlerin temel özelliği şu şekildedir. Pozitivist akılcı görüşler bilginin keşfedildiği ve ortaya çıkarıldığını öngören bir bilgi tanımını savunurken, olguculuk ötesi yaklaşımlar bilginin keşfedilme yerine yorumlandığını, ortaya çıkanma yerine oluşturulduğunu varsaymaktadır. Buna göre gerçek bilgi ve doğru aslında kurgulanmıştır. Yani insanlar anlamların oluşturma sürecine katılırlar. Bilginin örgütlenmesi ve sunulmasında tek en doğru bir biçim ya da yol bulunmamaktadır. Pozitivizm ötesi yorumlayıcı bilim yaklaşımının temel özellikleri. 1. Bilimsel aşamaların hiçbir aşaması değer yargılarından bağımsız değildir. 2. Tek doğru yöntem söz konusu değildir. 3. Bilimsel çalışma metafizik temellere dayanabilir. Yani bir bilimsel kuramın temel varsayımları empirik, gözlemlenebilir olarak test edilebilir nitelikte olmayabilir. 4. Bilimsel çalışmaların kanaatlerini, inançlarını, ikna yöntemlerini ve retoriğini temel almaları bilimcilerin matematik ve istatistik yöntemleri temel almalarıyla eşdeğer bulunmaktadır. Burada nesnel olarak dışımızda olan bir gerçeklik anlayışı terk edilerek gerçekliğin toplumsal olarak inşa edildiği anlayışı benimsenmektedir. Dolayısıyla bilim insanların görevi veri toplamak ve onları ölçmek değil, insanların kendi deneyimlerine atfettikleri anlamları yorumlamak ve çözümlemeye çalışmaktır. Buradan sosyal bilim nedir? Bilimler arasındaki sosyal bilimin farkı nedir? Konusuna bakmak gerekir. Sosyal bilimler bir bakıma Avrupa'da tüm dünyada egemen olduğu bir dönemde karşılaştığı sorunlara bir yanıt biçiminde ortaya çıkmış ve özellikle 19. yüzyılda doğup gelişmeye başlayan sosyal bilimler, bilimsel bir statü edinmeye, toplum ve insan yaşamında pratik rol oynamaya başlamışlardır. Sosyal bilimlerin öncüleri arasında Fransız Saint-Simon, doğal dünyanın bilimleri gibi olan toplum bilimi kurmayı hayal etmiştir. Fizik bilimi gibi bir sosyal fizik biçiminde sosyal bilimleri kurgulamaya çalışmışlardır. Saint-Simon'un bu bilim, sosyal dünyadaki olayları düzenleme ve denetlemede kullanılması anlayışı, sosyal bilimin başlangıcını oluştururken, daha sonra Auguste Comte tarafından bu anlayışlar daha da geliştirilmiştir. Comte'a göre sosyal bilimlerin doğası bilimlerin yöntemlerini kullanmaktan ileri gelmektedir ve görüldüğü gibi sosyal bilimlerde gelişmeye başladığında bu alanda çalışanlar kendilerini fen ve doğa bilimlerinin daha önce değindiğimiz pozitivist paradigmalarına kaptırmışlardır. Yani bu Auguste Comte sosyolojinin kurucusu ve onu bir sosyal fizik olarak konumlandırırken pozitivist olgucu sosyal bilim anlayışına sahip çıkmıştır. Sosyal bilimlerde yöntem konusunda karşılaştığından en önemli sorun hem eylemleri incelenen varlığın hem de eylemleri inceleyenlerin insan olmasına ileri gelmiştir. Bu da araştırmacının nesnelliği sorusunu akla getirmektedir. Yani araştırmacının araştırmasını yaparken kendi önyargı ve düşüncelerinin araştırmasını etkilemesine izin vermemeye ve nesnel olmaya çalışması gerekmektedir. Ancak tam nesnelliğe ulaşmak da neredeyse olanaksız gibidir. Sosyal bilimcilerin belli değer yargılarına sahip olmaları ve onlara dayanarak hareket etmeleri kaçınılmaz olduğu görüşü giderek hakim olmuştur. Temel bilimler doğal dünyadaki olayların nedenlerini tanımlayarak genelleştirmeye çalışırken, sosyal bilimler sosyal dünyadaki olayların anlamını ve önemini açıklamaya girişmişlerdir. Sosyal bilimciler günümüzde kurucularının doğal bilimler gibi işleyen bir toplum bilimi oluşturma çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını inkar etmemektedirler. Bunun en önemli nedeni sosyal dünyanın günlük yaşantılarında kendi öznel
subjektif anlamlarını meydana getiren insanların etkinliklerinden oluştuğu gerçeğidir. İnsanlar nesnel, objektif şartlara mekanik veya otomatik bir şekilde tepki göstermezler. Nesnel şartlarla karşılaştıklarında bir yorumlama sürecine girerler. Dünyadaki nesneler sadece fiziki çevrenin kaba gerçekleri olmayıp aynı zamanda zihni canlandırmalardır, kurgulardır. Konumuz bağlamında önemli bir kavram da anlamadır. Anlama, olgular arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini, neden-sonuç ilişkilerini kurmaya çalışan nedensellik yerine alternatif bir yöntem haline gelmiştir. Alman toplum bilimci Max Weber, hücre davranışlarını ve gezegenlerin hareketlerini incelemede anlama yaklaşımının faydalı olmayacağını belirtmiştir. Hücrelerin yapısını gözlemleriz ve bu konuyla ilgili olarak genel kanunlar formüle etmeye çalışırız. Sosyal davranışta ise durum farklıdır. Hücrelerden farklı olarak insan eyleminde amaçlar ve nedenler vardır. Sosyal aktörlerin davrandıkları biçimlerle ilgili kendi düşünceleri ve açıklamaları vardır. Yere düşmekte olan bir taş yer çekimi kavramına sahip değildir. Ama insanlar örneğinde çeşitli siyasi ve kültürel kavramlara sahiptir ve davranışlarını, tutumlarını bu arka plandaki bavulları, bagajları oluşturmaktadır. Yaygın bir anlayışa göre doğa bilimleri incelendikleri olguları açıklamaya çalışırken sosyal bilimler daha çok anlamaya çalışmaktadır, yorumlamaya çalışmaktadır. Anlama, aktörlerin zihnindeki düzeni yeniden üretirken açıklama bilimsel tarzda nedenleri bulmaya çalışmaktadır. Ancak bütün bunlar sosyal bilimlerin bilim olarak sayılmaması anlamına da gelmemektedir. Çünkü sosyal bilimler sistematik olarak genelleme yapmaya çalışmakta, önermelerini test etmeye çalışmakta, ifadelerini kanıtlara dayandırmaktadır. Sosyal bilimciler kanıt toplayarak bulgularını açıklamaya ve yorumlamaya çalışır. Bunları yaparken başkalarının söz konusu kanıtları incelemelerine ve kanıtlara dayanarak söylenen genellemeler hakkında görüşlerini açıklamalarına da olanak tanırlar. Günümüzde bilim ve toplum. İyi bir bilim insanı ve araştırmacı sadece pratik sonuçlara yönelik faydacı amaçlar peşinde koşmamalı. Doğanın, edebiyatın ve sanatın güzelliklerine kapalı olmamalıdır. Aşırı ve dar uzmanlaşmanın bilim insanını bir teknisyene dönüştürmesi ki özellikle çağımızda önemli bir gerçektir. Gerçekten de kendi sınırını araştırma konusuyla uygarlığın temel sorunları arasında ilişki aramayan, buluşlarının geniş sosyal ve kültürel sonuçlarına kayıtsız kalan bilim insanı toplumsal anlamda yeterli ve yetkin bir bilim insanı olmayacaktır. Bilimin, kültürün diğer kolları ile ilişki kurmaması Snow'un ifadesiyle iki kültür sorununa yol açmaktadır. Bir tarafta temel bilim, diğer tarafta ise edebiyat ve sanat birbirinden uzak, birbirinin dinine, düşünme ve duyma biçimlerine yabancı iki entelektüel grup meydana gelmiştir. Bilim insanların hangi sorunlar üzerinde çalışacaklarının belirlenmesi, vardıkları sonuçların yayınlanması ve bunun denetlenmesi sadece ve sadece bilimsel ölçütlere göre günümüzde gerçekleşememektedir. Normal akademik bilimi yerine şirketleşmiş ve sektörleşmiş bilime bu şeyin kendini bırakma olasılığı günümüzde artmıştır. Burada gerçek gerçek anlayışı yerine piyasanın gerçeği öne çıkmıştır. Toplumun oluşmasında kültür ve geleneğin, değerler bağlamında bilginin oluşmasında ve birikiminde ise toplumun çok önemli bir payı vardır. Toplum ve bilginin bu karşılıklı ilişkisi, tarihi bir süreç sonucunda geleceğin dünyasında bilgi toplumunun oluşmasında önemli bir işlev görmektedir. İşte toplum ve bilginin kesiştiği ve adeta iç içe geçtiği bu noktada sosyal bilgi, sosyal bilim kavramı ortaya çıkmaktadır. Toplumsal bilgi de diyebileceğimiz bu bilgi, belli bir uygarlık aşamasından sonra uygarlığın kültür potası içinde eriyip yeni bir biçim kazanır ve sistemleşerek kurumlaşır.
Dolayısıyla toplumsal bilginin sistemleşmiş, kurumlaşmış şekli olan ve o toplumun sorunlarını açıklama ve düzenleme karşısında tavır alışını yansıtan kurumlaşmış toplumsal bilgi, sadece bir topluma değil, bütün toplumlara, özellikle belli bir uygarlaşma sürecini tamamlamış olan toplumlara ait bir özelliktir. Batı uygarlığının kurumlaşmış toplumsal bilgi şeklinde diyebileceğimiz günümüz sosyal bilimleri ve sosyal bilim anlayışı, Batı uygarlığı içinde tarih boyunca Yunan, Roma, Rönesans, modern Batı çizgisinde gelişe gelmiştir. Bu değişim süreci çağımızda kıta Avrupası ve Anglo-Sakson farklılaşma şeklinde açıklamacı ve yorumlamacı biçimde devam etmektedir. Ancak bazılarına göre sosyal bilimler modernleşme ile birlikte 19. yüzyıldan itibaren Batı'da ortaya çıkmıştır. Bunun kaynağında 19. yüzyılda yaşanan bilgi felsefesi alanındaki değişimin ve bu felsefeye yön veren tabi bilimlerdeki gelişmenin etkisi yatmaktadır. Doğa bilimlerine benzemeye çalışmanın bedeli olarak pozitivist yöntemlerin sosyal bilimlerde benimsenmesiyle ortaya çıkan kabuller günümüzde Batı bilim dünyasında ve bütün camiada ciddi tartışmalara ve krize neden olmuş durumdadır. Sonuç olarak bu bölümde bilimin, bilimsel araştırmanın ne olduğunu, yolculuğunu, pozitivistik, olgucu bilim yaklaşımı ve yorumlayıcı bilim yaklaşımı farklarını ve Karl Popper'ın yanlışlanabilirlik falsification ilkesini, Thomas Kuhn'un paradigma kuramını ve paradigmanın bir bütünsel fikirler topluluğu, düşünceler topluluğu olduğunu anlamaya çalıştık. Ardından da sosyal bilimlerin günümüze kadarki yolculuğu ve bilim toplum ilişkisini bu bölümde açıklamaya çalıştık. Görülüyor ki bilim insanı sözü 1830'larda ilk defa önemli bilim insanlarından birisi tarafından kullanmıştır ve bu gelişmelerle bilgi türü gündelik bilgiden ayrışarak bilim kanıtlara dayalı ve empirik gözlemlenebilir, genel gözleme uygun biçimde bir paradigma değişikliğiyle günümüzdeki modern bilim anlayışına doğru evrilmiştir. Bundan dolayı bugünkü sosyal bilim dersimizin birinci bölümünde kavradığımız kadarıyla bilimin felsefenin içinden çıktığı ve giderek o bütünü parçalara ayırarak işte fizik, matematik, kimya, biyoloji gibi sosyoloji, sosyal psikoloji, felsefe, sosyal çalışma, hukuk, tarih gibi alanlara ayrılarak sosyal bilimlerde bütüne yönelik bir anlayış geliştirmeye dair bir arayış içine girmişlerdir. Dolayısıyla bilimsel düşüncenin temel özellikleri de eleştiriye açık olmasıdır, tarafsızlığıdır, olaylara, olgulara dayanması, yanılma olasılığın kabulüne dayanmaktadır. Pozitivist bilim anlayışında da birikimsel, kümülatiftir. Ve bilimsel bilgi tek meşru bilgi kaynağıdır. Metafizik iddialar, değer yargıları, kanaatler meşru bilgi kaynağı anlamına gelmemektedir. Bilimde gözlemlenebilir verilerin derlenmesi ve değerlendirmesinde, kuramların oluşturmasında, kural koyucu bakış açılarına, değer yargılarına, kanaatlere ve kişisel
bakış açılarına yer yoktur. Tamamen nesnel bir doğası vardır. Neden sonuç ilişkilerini açıklama, anlamaya çalışmak burada öne çıkmaktadır. Dolayısıyla da bu sosyal bilim açık dersimizin birinci bölümünde bu olgu ve olayları tartışmış olduk. Daha sonraki derslerimizde bu yöndeki incelemelerimiz devam edecektir arkadaşlar. Arkadaşlar, modern Batı uygarlığını inşa eden düşünce bunu sağlayan temel faktör 16. yüzyılda yaşanan Rönesans, Avrupa'da gerçekleşen bu yeniden doğuşun bir uzantısı olarak ortaya çıkan gelişmeler ve Jacobin aydınlanmacı zihniyet anlayışıdır. 18. yüzyılda bütün kurumlarıyla istikrar kazanan bu anlayışın, paradigmanın başlıcı özellikleri varlık anlayışında dualist ikici bir yapı, bilgi anlayışında indirgemeci, empirist deneyci, deney gözleme önem veren, kanıtlarla çalışan bir yapı, soyut düşünceden somuta geçmiş bir anlayış ve paradigma, tarih ve toplum anlayışında ilerlemeci, siyasi anlayışında sekülerleşmiş, dünya birleşmiş, bu dünyanın işini bu dünyada gören, bu dünyada da bir cennet yaratmayı öne alan, bütün bunları kapsayan bilimsel, rasyonalist, akılcı bir yaşam anlayışıdır. Bundan dolayı bu tür kavrayışlar Batı uygarlığı, bir uygarlık kurmak için bu dünyayla uğraşmak gerekir. Sürekli o öbür dünyayla uğraşırsak bu dünyada bir uygarlık kurmamız neredeyse imkansız hale gelir. %99'u Müslüman kültüre ait olan bizim toplumumuzda da bu dünyada da bir cennet yaratabilme gücümüzün ve bilgimizin olduğunu fark ederek böyle bir anlayış içerisinde bizim ülkemizde de güzelim Anadolu topraklarında da Batı ülkelerinde görüp imrendiğimiz her türlü insani, bilimsel, teknolojik gelişmeleri elde edebilir ve etkili, sağlıklı, nitelikli bir gündelik yaşam, huzurlu bir toplumsal yaşam, sorunlarını çözmüş bir toplum, devlet, millet anlayışı hep birlikte huzurla, mutlu bir şekilde yaşayabileceğimiz kavrayışı, işte böyle bir uygarlık paradigması bu anlayışlarla geliştirebileceğimizi fark etmeliyiz.